Niksar Caddesi'ndeyiz. Geçtiğimiz gün Ünye'nin trafik sorununa çözüm aranırken Ünye Niksar Caddesi'nin tek şerit halinde kullanılması istendi. Bakalım esnaf bu konu hakkında ne düşünüyor? Vallahi buranın tek şerit olmasını ben de yeni duydum. Çok üzüldüm. Tek kelimeyle söyleyecek olursa buradaki bu caddenin tüm esnafının işini bitirir ticari yönden. Bir sıkıntı içinde ülke artı Ünye'miz. Bu olayın olması bu caddedeki tüm esnafların sağ şerit, sol şerit ticari hayatımızı komple bitirir. Ya ben doğru bulmuyorum. Esnaf olarak zor bir durumdan geçiyoruz. Esnafı etkileyeceğini düşünüyorum tek şerit olduğu zaman. Çift şeritte en azından araç trafiği var. Tabii ki yol kenarındaki araçlar park etmemiş olsa çift şeritli yolda pek sıkıntı olmaz, trafik yoğunluğu olmaz. Ben ekstra bu yakınlara bir çevreye, mesela arka tarafa spor salonu olduğu bir yere otopark yapılmasından yanayım. En azından araçlar yollara park etmemiş olur. Arka tarafta da araçlar var mesela. İnsan yollarını kapatıyor. Oraya da park etmemiş olurlar. Çift şeritli yol daha rahat olur o zaman. Şu anki hali biraz daha yoğun. Çünkü araçlar park ediyor yol kenarlarına. Yani ben yakın çevreye bir otopark yapılmasından yanayım. En azından tek şeritli yol yapılmaması için. Tek şeritli yol esnafı kötü bir yönde etkiler. Öyle düşünüyorum. Bu yolun böyle yapılması vaktinde hatalıydı. Söylendi ama dinleyen olmadı. O zamanki belediye reisi biraz kendi kafasına herhalde çalıştı ki bizlere esnafı dinlemedi. Esnaf şu anda gerçekten perişan durumda. Bu yolun alternatifi yok. Bu yolun tek şerit olursa alternatifi daha adliyenin orası olacak. Adliye ile burası arası zaten bir dolmuş yolu. Oraya giden vatandaş buraya yürüyerek gelemez zaten. Buranın tek şerit olması için 20-30 metre arkasından bir yol daha olması lazım ki gidişle girişli olsun. Yani büyük bir hata. Yani anlatıldı ama yani esnafı perişan bıraktılar. Hele şu ortamda gerçekten bu yolun tek yön olması, ambulansın bile geçmesi mucize. İtfaiyenin geçmesi mucize. Yani trafik kazaları çoğaldı. Vallahi bilemeyeceğim yani yetkililer bu yolun tez zamanda genişletilmesi bence uygundur. Bunun buradaki esnaflara sorulabilseydi zamanında bir 20'şer santim, 30'ar santim daha dar olsaydı çok süper olacaktı. Ve bu sıkışıklık olmayacaktı. Çünkü öbür yolun yapılması mecburen uzun vade sürüyor. Şimdi yine kısa öz çözümler için buranın kesilerek 20'şer, 30'ar santim, 60 santim açıldığı anda burada daha trafik sıkışıklığı kesinlikle olmayacak. Olur ya. Şehirde işi olanlar İpek yolu mu kullanılacak arkada? Bence iyi değil. Buradan gidiş verilecek. Aslında bir yönden iyi ama trafik rahatlar. Bir yönden de işte işi olanlar için kötü. Ama yine de bilmiyorum. Çünkü adam buradan gidiyor. Benim Samsun'dan mesela malım gelecek. Adam nereden gelecek buraya? Doğru mu? Etkiler yani, her türlü etkiler. Esnafı etkiler. Vatandaş için fark etmez de. Esnafı etkiler her türlü. Tamam, tek şeritli yol olması gerçekten iyi. Burada park eden araçların önüne geçiliyor, trafik şey yapılıyor da. Bu işin en baştan kaldırımlarımız çok geniş. Kaldırımlar geniş değil de biraz hafif dar tutulsaydı, çift şerit devam etseydi bu sıkışıklığın önüne zaten geçilecekti. Şimdi tek şerite düştüğü zaman, şimdi bu cadde boyunca hani binlerce esnaf var. Hani biz ne yapacağız? Biz mesela arabamızı koyup bir mal yükleyemeyeceğiz. Ya da mal söylediğimiz yerden kamyonumuzu boşaltamayacağız. Bizim için eksileri bunlar. Hani biz isterdik ki bu iş baştan yapıldığı zaman, çift şerit olarak konuşuyorum, iki taraf için de. Hani kaldırımlarımız hani zaten bir insan yürüyebileceği kadar tutulsaydı, kaldırımlardan kazansaydık yol zaten genişleyecekti. Hani adam mesela yol kenarı arabasını cebe bile park ettiği zaman trafik sıkışmayacaktı. Biz isterdik ki böyle olsun. Ama böyle olmadı. Yani bu halimizde de hani iyi kötü idare ediyorduk. Ama artık sıkışmaya başlandı. Çünkü şimdi haliyle şimdi ister istemez esnaf araba koyuyor. Ben esnaf için konuşuyorum. Hani mesela adam oradan mesela benim karşımda kuru yemişçi var. Kuru yemiş için duruyor. Hani 5-10 dakika trafik sıkıyor. Buna karşıyım. Bu değil. Hani esnaf gelir, arabasının birazını kaldırıma çıkartır, malını yükler. Yani bunda sıkışıklık olacak, mecbur oluyor çünkü. Hani esnafız, başka türlü yolumuz yok. Ama bence tek şerit olmasını hani uygun görmüyoruz. Şimdi Niksar Caddesi oldum olası sorun. Oraya ya dalçık yapılmalı,
ya da bu haliyle tek yöne düşürülecekse alternatif ırmak yanındaki yolun acilen bitirilmesi lazım. Irmak yanındaki yol acilen trafiğe açılmadan Niksar Caddesi'ni bu haliyle kullanmak da sıkıntı. Bana kalsa ben oraya dalçık yaparım. Bugünkü teknolojik imkanlarla belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin de mali imkanlarıyla oraya dalçık yapmak belli yerlere çok basit. İki, dalçık yapamıyorlarsa ben orayı tek yol olarak kullanırım ama sanayinin oradan ırmak yanındaki yolu devreye sokarım. Niksar tarafından, Akkuş tarafından gelen araçları sanayi tarafından akıtırım. Ünye'den sanayi tarafına gidecek araçları tek yön olarak oradan kullanırım. Bunun dışındaki herhangi bir çözüm Niksar Caddesi'nde büyük bir kaos oluşturur. Zaten şu anda Ramazan geliyor. Ramazan'da insanların iftara gitme saatlerinde çok daha kaos oluşuyor. Bence böyle yapılmasında fayda var diye düşünüyorum.